Bugün 29 Mart. Tarih 29 Mart 1430. Osmanlı İmparatorluğu Selanik ve İnya'yı fethetti. Osmanlı İmparatorluğu veya Osmanlı Devleti, Osmanlıca Devleti yerli yer Osmaniye, 1299 ile 1922 yılları arasında varlığını sürdürmüş Türk ve İslam devleti. Doğu Avrupa, Güney Batı Asya ve Kuzey Afrika'ya kadar topraklarını genişletmiş ve 16. yüzyılda dünyanın en güçlü imparatorluğu haline almıştır. Selanik, Yunanistan'ın ikinci büyük kenti ve Yunanistan Makedonya'sının yönetim merkezidir. İonya, Anadolu'da bugünkü İzmir ve Aydın illerinin sahil şeridine antik çağda verilen addır. Tarih 29 Mart 1827. Beethoven, Avusturya'nın başkenti Viyana'da 10 bin kişinin katıldığı törenle toprağa verildi. Ludwig van Beethoven, 17 Aralık 1770 tarihinde doğdu. 26 Mart 1827 tarihinde öldü. Klasik dönemden romantik döneme geçiş sürecine büyük katkı sağlamış ve gelmiş geçmiş en ünlü ve en etkileyici bestecilerden biri olarak kabul edilen Alman piyanist ve bestecidir. Tarih 29 Mart 1938. Harp Okulu Mahkemesi, Nazım Hikmet'i 28 yıl hapse mahkum etti. Nazım Hikmet Ran ya da kısaca Nazım Hikmet, 15 Ocak 1902 tarihinde doğdu. 3 Haziran 1963 tarihinde öldü. Türk şair, oyun yazarı, romancı ve anı yazarı. Tarih 29 Mart 1957. Kıbrıs'ta gerginliğin tırmanması üzerine adada sokağa çıkma yasağı konuldu. Tarih 29 Mart 1968. Türkiye'de ilk böbrek nakli, İstanbul'da Doktor Atıf Taykurt ve ekibi tarafından gerçekleştirildi. Tarih 29 Mart 1973. Amerika Birleşik Devletleri'nin son birlikleri de Güney Vietnam'dan ayrıldı. Tarih 29 Mart 1989. İngiltere'nin başkenti Londra'da dünyanın ilk tüp beşizleri doğdu. In vitro fertilizasyon, IVF ya da halk arasındaki adıyla tüp bebek, bir yumurtanın sperm tarafından vücut dışında suni olarak döllenmesi sürücüdür. IVF, kısırlık tedavisinde diğer yardımlı üreme yöntemleri başarısız olduğunda kullanılan önemli bir tedavi yöntemidir. Tarih 29 Mart 1989. Doğru Yol Partisi Siirt Milletvekili Abdülrezzak Ceylan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir tartışma sırasında vurularak öldürüldü. Anavatan Partisi Siirt Milletvekili İdris Arıkan, olayın zanlısı olarak tutuklandı. Tarih 29 Mart 2004. Bulgaristan, Estonya, Letvanya, Letonya, Romanya, Slovakya ve Slovenya NATO'ya kabul edildiler. Tarih 29 Mart 2005. Isparta'nın Süccar Kaymakamı Mustafa Altınpınar'ın ilçedeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarına Orhan Pamuk'un kitaplarının kütüphane ve kitaplıklardan ayıklanarak imha edilmesi talimatı verdiği ortaya çıktı. Isparta Valiliği talimatı iptal etti. Ferit Orhan Pamuk, 7 Haziran 1952 tarihinde İstanbul'da doğdu. Türk yazar, birçok başka edebiyat ödülünün yanı sıra 2006 yılında Nobel Edebiyat Ödülünü kazanarak bu ödülü alan en genç kişilerden biri olmuştur. Tarih 29 Mart 2006. Dünyanın büyük bir bölümünde gözlemlenen tam güneş tutulması gerçekleşti. Güneş tutulması,
Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve dolayısıyla aynı Güneş'i kısmen ya da tümüyle örtmesi sonucunda gözlemlenen doğa olayıdır. Tarih: 29 Mart 2009. Türkiye'de gerçekleşen yerel seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi, AK Parti, %38,39 oy oranıyla birinci parti oldu. Cumhuriyet Halk Partisi, CHP, %23,08, Milliyetçi Hareket Partisi, MHP, ise %15,97 oranında oy aldı. Tarih: 29 Mart 2010. Rusya'nın başkenti Moskova'da, Moskova metrosunda gerçekleştirilen intihar saldırılarında 40 kişi öldü. Moskova metrosu, dünyanın en eski ve büyük metrolarından biridir. Yurtta sulh, cihanda sulh. Mustafa Kemal Atatürk. Tarihin izleri sunduk.